Öncelikle hoş geldiniz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum bu vesileyle. Malum birkaç gündür ilçelerimizde hem bayramlaşma hem de köylerimizde yapılan şenliklere katılma fırsatımız oldu. Sizinle yapmayı düşündüğümüz bu programda ondan dolayı bayramın dördüncü gününe kaldı. Öncelikle ben hepinize ailenizle, çocuklarınızla, eşlerinizle mutlu, huzurlu, nice bayramlara kavuşmanızı Rabbimizden niyaz ediyorum. Tabii burada şu anda belediye başkanımız, genel meclis başkanımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ve milletvekillerimiz Özlem Hanım da, grup başkanvekilimizle normalde burada olacaktı. Ama oğlunun yurt dışından gelmiş olması ve geri dönecek olmasından dolayı kendileri katılmadılar. Onun da selamını iletmiş olayım. Burada bugün bir araya gelmek istememizin amacı hem bir bayramlaşma vesilesiyle bir tokatımızla ilgili soracağınız şeyler varsa onlara cevaplamaya çalışalım. Malum seçimler bitti, yerel seçimleri geride bıraktık. Sonuçta önümüzde Allah nasip kısmet ederse bir 4 yıl seçimsiz Türkiye olacak. Dolayısıyla seçimin olmaması demek de projenin, yapılacak yatırımların çok daha rahat, çok daha hızlı yapılabileceği anlamına geliyor. Bizim ümidimiz bu. İnşallah herhangi bir huzurluk olmadığı takdirde 4 yıl hiçbir seçim olmadan cidden belki de 2002'den 2019'a kadar yapılmış yatırımların çok daha kat kat fazlasını bu 4 yılda görmeyi Rabbim hepimize nasip edecek. Değerli arkadaşlar, bununla birlikte son bir yıldır ekonomide olan gelişmeler ve hükümetimizin aldığı tedbirler var. Dolayısıyla yapılan yatırımlarda belki zamanla ilgili çok ciddi bir zaman noktası bu önemi olmasa da farklı düzenlemeler var, farklı gelişmeler var. Ben şu ana kadar elbette Tokat'ta özellikle son yıllarda yapılan projelerin hızlanarak ve devamında da hem valiliğimizin hem de il müdürlüklerimizin çalışması, siyasi olarak da milletvekillerimizin ve bizim hep beraber yapıcı bir dille, özellikle burada size çok ciddi bir görev düşmüş olacak, yapıcı bir dille bu önümüzdeki 4 yılda ne kadar ne alabiliriz, ne tür projeleri memlekete kazandırabiliriz, onların gayreti içerisinde olacak. Tamam. Burada Sayın milletvekillerimize bir selamlama konuşması yapmak üzerinden bir söz vereyim. Ondan sonra da sizler soracağınız sorular, notlarınız varsa onları paylaşalım inşallah. Belediye başkanımızdan başkan bir selamlama, bir bayram şey olsun. Ondan sonra da söz verelim. Evet, değerli kıymetli arkadaşlar, yazılı ve görsel basınımızın kıymetli, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, başkanımın da ifade ettiği gibi hem genel hizmetler, genel hükümetimiz anlamında hem de belediyemiz anlamında önümüzde önemlidir. 4-4,5 yıllık bir zamanla. Tabii ki oldukça elverişli bir zaman zarfı bizi bekliyor. Bu manada da haliyle bizlerin yerelde, belediye anlamında verdiğimiz sözler, yapmayı düşündüğümüz çalışmalar, şehrimizi oluşturmak istediğimiz bir takım projelerimiz var ki bunları özellikle yıl başından itibaren ta ki seçime kadar defaten söyledik. Yani bir bakıma bizim yol haritamızı oluşturan oradaki konuştuğumuz cümleler bizim yol haritamızı oluşturuyordu. Tabi bu noktada inşallah biz de şu anda mutfak çalışmaları içerisindeyiz. Zira yapılacak projelerin altyapı çalışmaları, bunların birçok mimari projeleri, diğer taraftan resmi bir takım haliyle izinleri ve yapılması gereken bir takım resmi çalışmalar var ki bunlarla alakalı da ekiplerimiz, belediyedeki kardeşlerimizle şu anda bunların oluşturulması safhasındayız. İnşallah da en hızlı şekilde bunlara başlayacağız ki ilk olarak da önemli gördüğümüz ve başlatmayı düşündüğümüz projemiz de Gümelek Millet Bahçesi projemiz olacak. Ki bu projemizle alakalı tahminime göre bu yılın 10. ayı gibi veya 11. ayı gibi bir ihale sürecine girip ardından da önümüzdeki yıl en azından bahara kadar
ya da yaz dönemine kadar belli bir kısmını yaparsak yenilenmiş yüzüyle millet bahçesini de tarafımıza, siz değerli kıymetli hemşehrilerimize hazırlamayı tabii ki arzu ediyoruz. Bunun yanında geçmiş dönemden bu döneme sarkan bazı konularımız vardı. Birisi de devlet su işlerindeki bizim yine parkımız, şehir parkımızdır. Şu anda orayla alakalı da herhalde bayramdan sonra teslim almış olacağız. Resmi olarak da devlet su işleri müdürlüğümüzden o bölgenin bize tahsisiyle alakalı çalışmayı. Ardından da hemen hızlı bir şekilde oranın da halkımıza kazandırılması, güzel bir park ve insanların gideceği, gezeceği ve çocukların da oynayacağı bir alan haline getirdiğimizde bu da önümüzdeki dönemde şehrimize kazandıracağımız çok önemli bir çalışma olarak da tabii ki görmekteyiz. Bunun yanında değerli dostlar, sağ olsunlar değerli vekillerimize buradan bir daha teşekkür ediyorum ki sanayi konusunda da artık bu işin önümüzdeki yıldan itibaren de hem yatırım hem de yapımıyla alakalı çalışmalar da başlayacak. Bu işten geri dönüş yok. Bunu bir kez daha söylemek isterim ki Tokat olarak da biz en hızlı ve işini en iyi şekilde yapıp da evraklarını, dosyalarını ve her türlü çalışmasını bitirmiş bir iliz. Türkiye'de birkaç tane il var bizim gibi gösteriler. Onun için bu konuda da önümüzdeki dönemde, geçmiş dönemden kalan bu konuyu da sizlerle en azından ne aşamada olduğunu söyleme noktasında da paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Tabii bunun yanında tabii ki de bizim geçtiğimiz dönemlerden verdiğimiz sözler, Tokat'ın bir vizyonu konusunda, özellikle tarımsal anlamda, turizm anlamında, yatırımlar anlamında, sağ olsunlar değerli vekillerimizle, teşkilatlarımızla da Tokat'ın daha büyümesi noktasında da çok ciddi, önemli çalışmalar ve toplantılar da yapıldı, yapılıyor da. Bu noktada şehrimizin daha iyi turizme belki hazır edilmesi konusu muhakkak önemli. Bu anlamda da hemen bayramdan sonra bir başka önemli çalışmamızı da buradan sizlerle de paylaşmak isterim. O da mahallelerimizin, özellikle Osmanlı mahalleleri dediğimiz tarihi konaklar içerisinde barındıran o sokaklarımızın restorasyonu çok önemsiyoruz. Ve ilk etapta 7 tane sokağımızı biz bir önümüze koyduk. Nereler derseniz, işte Kuyumcular Caddemiz, Kuyumcuların arkasındaki 2 tane sokağımız, yine Halis Sokağımızın yarısı kaldı burası, Behzat Caddesi, ki biz buraya biliyorsunuz artık belki de ismini Bağdat Caddesi diyeceğiz. Yine Bey Sokağı, Beyhaman Sokağı. Bu 7 tane sokaktaki restorasyon çalışmaları. Yine oraların turizme kazandırılması ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarını hemen bayramdan sonra başlatıyor. Bununla alakalı da biz şöyle bir yöntem belirledik. Sağ olsun özel idaremiz, valimize, belediye başkanımıza bir atölye kurmak şekliyle Tokat'ta bu işten anlayan 20 tane eski eserleri onaran ustalarla biz bu çalışmayı yürüteceğiz. Yani dışarıdan birisine yaptırmaktan ziyade istiyoruz ki daha hızlı bir şekilde malzemelerini biz alalım, kendi ustalarımızla o sokaklara girelim ve bir çırpıda önümüzdeki bu 4-4,5 yılda inşallah daha kısa sürede bitiririz. Yani şu 7 taneyi özellikle sokağı ve caddeyi şehrimize, şehrimizin turizmine kazandırmayı çok arzu ediyoruz. Yine bir başka turizm noktası olarak gördüğümüz bir yerde mesela bizim Yeraltı Çarşımız. Orayı da turizme kazandıracağımız, tabii bu konuda da sizlerin fikirlerini de ben önemsiyorum. Yani belki bir işte Mısır Çarşısı gibi, Tokat'ın ürünlerinin de satıldığı, Tokat'ta insanların gelip alışveriş yapma anlamında taşandan sonra gelip çıkabileceği şehrin tam merkezinde öyle bir önemli bir merkez olmasını da oranı arzu ediyoruz. Tabii bu anlamda fikirlere açık olduğumuzu bir kez altını çizmek istiyorum. Burada en azından şehrimizin önümüzdeki süreçleri de çok önemli konularından bir başkası. Belki daha çok şey anlatabilirim ama bir önemli gördüğüm noktayı daha söyleyeyim. Ardından ben sözü falan uzatmadan vekillerime vermek istiyorum. O da tabii ki değerli dostlar bizim kentsel dönüşüm çalışmalarımız. Bu manada özellikle Kaledimimizin o risk alanıyla alakalı da ne aşamadayız bunu da hemen söylemek isterim. Daha önceki bu sohbetlerimizde de ifade etmiştik. O bölge biliyorsunuz riskli alan ilan edildi Bakanlar Kurulu tarafından. Bu şu anlama geliyor. Orada bir yerleşim yeri olmaz. Yani oranın tamamının yakamlaştırılması veyahut da oradaki bütün binaların ve oradaki dairelerin, parsellerin başka bir yere taşınması
gibi bir husus oluşturuyor idi. Biz bu manada bakanlıkla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir yol çizmiştik. Ki o zaman bakanımız da Mehmet Özhaseki Bey'di. Hatırlarsanız bir buçuk yıl önce Tokat'a ziyaret etmişlerdi. Orada şöyle bir yol haritası belirlemiştik. Demiştik ki bu alanın tamamında bir risk teşkil etmiyor. Biz bunu uzmanlar tarafından bir incelemeye, bir raporlamaya tabi tutalım. Gerçekten riskli bir alan varsa o alan riskli kalsın. Ama riskli olmayan bir alan varsa bu alanı riskli alandan çıkartalım ve orada bir dönüşüm yapalım. Ve akabinde AFAD üzerinden biz bu alanda bir raporlama yaptık. İhalesi yapıldı. Uzman bir heyet tarafından bir raporlama yapıldı. Ve raporlamada şu sonuca ulaşıldı. Rakam da belki alabilirim ama 12-13 milyon civarında bir rakam. Böyle bir maliyet gerektiriyor. Bununla alakalı yapılacak bir işlemle oralarda kayaların düşmesini engelleyecek bir işte engelleyeceği bir takım çalışmalarla yine tel örgü çekmeyle ve bir takım tıraşlamalarla bu alanın riskli alandan çıkartılabileceği hususunda bir rapor çıktı. Ve şimdi bizim bu raporumuz AFAD üzerinden bakanlığımızda inşallah bu paranın da gelmesiyle birlikte orada bu AFAD üzerinden bu çalışmayı yaptığımızda ardından tekrardan bakanlar kuruluna burası artık riskli bir alan taşımıyor diye bir yazı yazıp oradan alacağımız bir risksizdir bu alan anlamındaki çalışmanın sonrasında da tabii ki o Sulu Sokak bölgesinde ki 4 tane mahalle içerisinde almakta biliyorsunuz. Oralarda bir çalışma önümüzdeki belki süreçlerde bizi de bekliyor. Bu da şehrimiz için bence önemli konulardan birisi daha diye düşünüyorum. Evet ben belki biraz da sorularla sizler sorarsınız diye de çok daha fazla başka detaylara da çok girmeden ama en azından önümüzdeki çok hızlı bir şekilde bir yıl içerisinde düşündüğümüz çalışmaları, yapacağımız hizmetleri buradan sizlerle ben de paylaşmak istedim. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman sizlerin olumlu, yol gösterici düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi de her zaman da talep ediyoruz. Bunu özellikle söylemek isterim. Sonuçta şehir hepimiz. Her zaman söylüyoruz. Biz birbirimize omuz verirsek, destek verirsek bu şehirde bir şeyler yapabiliriz. Aksi halde ufakla, tefekle, amudun çöpü, üzümün sapı dersek de değerli arkadaşlar. Sonuçta bu da hiç kimseye fayda vermez. Herkes yoluna devam eder ama hiç de gerek de yok. Önemli olan Tokat'ımız, önemli olan şehrimiz, önemli olan şehrimizin istikbali ve istikrarı. Onun için de ben bu anlamda şimdiden de verdiğiniz, vereceğiniz her türlü destekten dolayı da teşekkürlerimi de ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. Bir kez daha bayramımızı da tebrik ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurban bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbim böyle güzel bayram günlerinde, böyle güzel mekanlarda bir araya gelmeyi hepimize nasip etsin. Biz de seçimleri yaklaşık bir yıl olduk. Bir yıldır merkezi idarenin yapacağı yatırımları, yerel yönetimlerimizin yapacağı yatırımları tamamını önceden yerinden bilgi alarak hazırladığımız dosyalarla ilgili bakanlar nezdinde takip ediyoruz. Bakanlıkları ziyaretimizde 3 milletvekilimiz, Usuk Eyaz Kazım, Özlem Zengin Hanımefendi, üçümüz birlikte gidiyoruz. Konuları bakanlarımızla, ilgililerle, gerekirse genel müdürlerle birlikte değerlendirip yatırımların takibini bu şekilde yapıyoruz. Bizim bu birlikte hareket etmemiz de hem genel merkezimizde hem bakanlıklar nezdinde olumlu bir hava oluşturdu. Dolayısıyla gittiğimiz bakanlıklarda, yaptığımız ziyaretlerde, yaptığımız görüşmelerde hepsinden olumlu neticeler aldık. Yani şimdiye kadar yıllardır bekleyen bir Lartaş Barajı'nın bile biz Tarım Bakanımızla yaptığımız görüşmede sözünü aldık. Onunla ilgili yazışmaları başladı. İnşallah yakın zamanda ihalesi olacak. Bu şekilde yatırımların tamamını takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Belli periyotlarla ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Amacımız Tokat'ın ekmeğini büyütmek. Tokat'a daha fazla yatırım nasıl getirebiliriz? Tokat'a nasıl daha fazla katma değer oluşturabiliriz? Bunun gayesi içerisindeyiz. Belediye başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimiz, il genel meclis başkanlarımız, teşkilatlarımız uyum içerisinde çalışıyor. Gerçekten bu ilimizdeki uyum da genel merkezde örnek olarak gösteriliyor. Bu uyumlu çalışmanın sonucu da Tokat'a çok olumlu olarak yansıyacak. Hayal edemeyeceğimiz yatırımları
Tokat'a getireceğiz inşallah önümüzdeki dönemde. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bayramınızı yeniden tebrik ediyorum. Temsilcim, buradaki önderleri öncelikle hepinizin ben de bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün tabi bayram münasebetiyle bir araya geldik ama özellikle hem Tokat'ımızın gündemini hem de ülkemizin gündemini zannediyorum sorularınızla zaten açacaksınız, soracaksınız. Biz de gücümüz yettiği sürece bunlara ilgili cevap vereceğiz. Hemen başlangıçta şunu ifade etmek istiyorum. Yani bizim AK Parti milletvekilleri olarak Tokat'la ilgili bir hayalimiz var. Bunları gerçekleştirmenin sevdası içerisindeyiz. Hayalimiz tabii Tokat tarihi ve kültür olarak çok zengin bir şehir. Allah vergisi, doğal özellikleri var. Biz istiyoruz ki burası bir turizm şehri olsun. Biz istiyoruz ki burası bir kültür şehri olsun. Bunları hak ediyor mu? Bunları hak ediyor. Özellikle kültür konusunda Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayacak kadar zenginliğe sahibiz. Turizm konusunda da hakeza öyle. Mağaramız, dünya çapında mağaramız var. Sınav Gölümüz, Kaz Gölümüz. Yani öyle bir şehir olsun ki nasıl Uludağ, nasıl işte Palandöken kayak merkezinde kendi şehirlerine bir katma değer katıyorsa burada da kayak merkeziyle aynı katma değeri buraya sağlayalım. Yine nasıl işte Damlataş Mağarası, Karayın Mağarası bir değer katıyorsa burada da bizim mağaramız etrafına yapacağımız yatırımlarla gelen turistler sadece Amasya'ya dönerken bir bilet karşılığında girdikleri yer değil, orada hakikaten kalıntıları Mahber Hatun Kervansarayı'yla beraber bir bütün içerisinde az bölüyle bir anlam ifadesi. Yine öyle hayal ediyoruz ki bizim kaplıcalarımız var. Daha tarih öncesinden beri Roma imparatorlarının bile burada bunu keşfettikleri yerler var. Dolayısıyla bir sağlık turizmi, nasıl Afyon merkez haline gelmişse Tokat'ta bir sağlık turizm merkezi haline gelsin. Tarımda zaten belli bir noktadayız ama Haziran'da, Temmuz'da Tokat kebabı yenmesin. Ocak'ta, Şubat'ta da yenebilecek şekilde olsun. Büyük seralar olsun. İşte büyük sıcak sularla Aralık ayında, Ocak ayında biz domates ihracatının %20'sini, %30'unu buradan yapabilecek bir şehir haline gelelim. Yani kültür turizmiyle, sağlık turizmiyle, kaplıcalarıyla, kayak merkeziyle, ondan sonra bütün bunlarla ilgili bir şehir hayal ediyoruz ve bunun da altyapı çalışmalarını aşağı yukarı sonuçlandırdık. Hepsi belli bir noktaya geldi. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde bunları konuşacağız. Çünkü toplulaştırma sağlanmadan, yapılmadan bunlarla ilgili bir şey yapılması mümkün değil. Şu anda Niksar, Erva Ovaları ve Gazova toplulaştırma çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Havalandaki çalışmamızı hepiniz Allah razı olsun çok büyük destekler verdiniz. Havalandaki çalışmamız yine aynen programlandığı gibi devam ediyor. %70'i tamamlanmayan hiçbir iş bu sene devam etmezken sadece Tokat Havalanı ile ilgili ayrıcalık noktasında yapılmış ve bu da belli bir noktaya doğru evrilmektedir. Dolayısıyla burası bizim Tokat kalemizle, İstar kalemizle, Zila kalemizle beraber bir konsept içerisinde değerlendirebileceğimiz bir şehir haline gelsin. Dolayısıyla çok fazla sorunlarımız yok. Allah'a şükürler olsun. Özellikle belli bir zamandan sonra şu anda Tokat'ın nüfusu azalmıyor, tersine artıyor. Göç veren bir şehirken göç alan bir şehir haline geldi. Bunun içerisinde Suriye'de falan asla dahil değil. Ve 21 bin nüfus artışı var. Ve istatistiklere falan da baktığınız zaman yeni doğanlar değil, gençler değil, hep istihdam alanı olarak bir nüfus artışı söz konusu. Ki çünkü mesela son 4 yılda 1000 tane iş yeri açılmış Tokat'ımızda. Bunların hepsi bir anlam ifade ediyor. Yani özellikle organize sanayi bölgesinde 4 bine yakın kişi istihdam olmuş. Şu anda Erbaa'da, Niksar'da, Zira'da tekstilde çalışacak işçiler arıyoruz. İnanın bu noktadan ve İstanbul'daki son teşviklerle beraber zannediyorum bu konuda daha fazla fabrikalar buralara gelmeye başlayacak. Yani bizim Tokat'la ilgili hepimiz gibi bir sevdamız var. İnşallah sizlerin desteğiyle, katkısıyla, yönlendirmesiyle, eleştirileriyle, değerlendirmeleriyle bu noktada belediyemizle, ilgili meclisimizle, ondan sonra siyasetimizle bu işleri yaparız.
Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evrildikten sonra Türkiye artık Cumhurbaşkanlığı seçtiği zaman o ülke 5 yıl iktidarı zaten seçmiş oluyor. 2023'e kadar Cumhurbaşkanımızın kuracağı kabine ile beraber yoluna devam edecektir. Ve dolayısıyla seçimsiz bir başkanımızın söylediği gibi 4 yıl var önümüzde. Elbette ki buralardan işlerin takibi noktasında yine milletvekilimiz Mustafa Bey'in söylediği gibi inanın birlikte hareket ediyoruz. Bu noktada hiçbir ayrımız gayrımız yok. Diğer muhalif millet, muhalefet milletlerinden de katkı almamız gerekiyorsa onlardan da katkı almakta da imtina etmiyoruz. Ben hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle bizim daveti davetinize burada teşekkür ediyoruz. Sizin de az önce turizm çok güzel örnek olarak Amasya'yı verdiniz. Ama şöyle bir baktığımız zaman Amasya'nın turizm ve tanıtıma ayrılan bütçesiyle Tokat'a ayrılan bütçe arasında hemen hemen 10 katı bir fark var. Bunun en azından artırılması noktasında bir girişim olacak. Şimdi hadise şu, yani dediğinizi anladım. Bizim Beyazıt'taki tarih eserlerin sayısı Amasya'nın 3-4 katı. Bursa'dan fazla, Kayseri'den fazla, Edirne'den fazla, İstanbul'da yarışıyor. Biz hanlarla, hamamlarla, kervansaraylarla, camilerle, o kadar özel zenginlikler var ki bunların hepsinin hikayesini oluşturmamız lazım. Hepsinin belgesellerini çekmemiz lazım. Hepsiyle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Yani turizme ayrılan para, bütçeden ayrılan para falan değil. Kültür Bakanlığı'nın bütçeleri sınırlıdır. İmkanlar hiç öyle bir şey değil. Önemli olan bizim işte kalelerimizle, Türklerin yaptığı ilk camisiyle, ondan sonra köprü kitabesiyle o kadar zenginliğimiz var ki bunları bir turizm konsepti içerisinde bir aks haline getirmemiz lazım. Şimdi Çorum milletvekilleriyle, Amasya milletvekilleriyle, Sivas milletvekilleriyle görüşüyoruz. Burayı bir Orta Karadeniz bölgesi olarak bir turizm aksı içerisinde Çorum'daki şeylerle beraber almanın gayreti içerisindeyiz. İşte bunun için altyapı gerekiyor. Yani siz gelen turizmi pazarda eğleyebilirseniz o turist orada harcama yapılacak. Bacasız direkt fabrika. Öyle değil mi? Yani burada eğer siz Aralık ayında domates satabiliyorsanız para kazanacaksınız. Ocak ayında eğer siz biber satabiliyorsanız para kazanacaksınız. Sıcak suyumuz var. Niye büyük kaplıcalarımızı kurmayalım? Bunlarla ilgili bütün teşvikleri ben zaten her platformda söylüyorum. Bununla ilgili hangi girişimciler varsa, hangi iş adamları varsa biz bunların işini onlardan daha fazla talip olmaya hazırız. Ama Amasya'ya ayrılan para, Tokat'ta ayrılan paradan falan fazla diye bir hadise söz konusu değil. Biz bu sene, mesela önümüzdeki şey içerisinde bu dediklerimizin tamamını yapmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük kayak merkezini kurmak istiyoruz. Biz Sulusaray'da şu anda Sağlık Bakanlığı getirdik, aynen Afyon'daki büyük fizik tedavi merkezleri açmak istiyoruz. Ama bunlarla ilgili bir çalışmanın içerisindeyiz. Yani nedir? İşte bakanları getireceksiniz, ikna edeceksiniz ve oralarla ilgili çalışma yapacaksınız. Şimdi Hisar'dan çıkan sıcak suyla ilgili şu anda belki sizin de bilginiz vardır. İkinci açılım yapmak istiyoruz. Ama orada toplulaştırmayı bitirmeden orada büyük seralar kuramıyorsunuz. Orada büyük imkanlar elde edemiyorsunuz. Bunların hepsini beraberce götürüyoruz. Buna inanın. Bakanlarla ilgili. Belki bizim şu anda bir eksiğimiz şu. Yani sizlerle daha sık bir araya gelmemiz lazım. Sizlerle, yani belki ayda bir basın toplantısı yapmamız lazım. Veya Ankara'da beraber olmamız lazım, Tokat'ta beraber olmamız lazım. Bunları konuşmamız lazım. Veya bakan ziyaretlerini ondan sonra daha detaylı, belki sizlerden birisi de, birileri de orada olması lazım. Yani değerlendirmeleri ilgili. Mesela, çok kusura bakmayın, lafı biraz uzattım ama şimdi biz ta Taşova'dan, Reşade'nin oraya varıncaya kadar bütün ormanların ceviz ormanları olması noktasında bakanlarla görüşme vardı, karar aldık. Yani çam ağacı oluncaya kadar ceviz ağacı olacak. Bunu Orman Bakanlığı dikecek, bakımını yapacak, işçi çalıştıracak, sulayacak. Bunun ürünlerini de oradaki köylerimiz toplayacak. Çok büyük alanlar varsa iş adamları kiralayacak, ceviz ormanları yapacak. Ceviz ithal eden, İslam cevizi dünya çapında ünlüyken ceviz ithal eden konumdan ceviz ihraç eden bir konuma evrilmemiz lazım. Bütün bunları sizlerle beraber yapmamız lazım. Sizlerin desteğiyle bunları oluşturmamız lazım. Yani gerektiği yerde bize destek olmanız lazım. Gerektiği yerde bizi yönlendirmeniz lazım.
şu anda toplulaştırma çalışması. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir hadise. Mesela yine kapalı suya geçme hadisesi. Şu anda yaptığımız en önemli olan hadiselerden birisi. İşte Çamlıbeyazı'nda. Şimdi hızlıca oradan geçecek. Bununla ilgili projelerimiz devam ediyor. Şu anda yine Tokat Turar arasındaki raylı sistemle ilgili şu anda geldiler mesela oralarda etüt çalışmaları yapıyor. Belki sağdan dolayı bildiğimiz var. Ama bütün bunları bir plan ve proje dahilinde mülki idarelerle birlikte inan takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Her sene seçim, her sene değişik şey ama şimdi bundan sonra 4 sene bütün bunları planlayıp önümüze bakıp inşallah devam etmiş olacağız. Belki bir küçük şey ekleyelim turizm dediğimiz için. Zannedersem sizin kastınız özellikle ailelerimizle, milletvekillerimiz, vali bey, belediye başkanımız. Biz bunu konuştuk. Özel sektör mantığıyla bu işe bir yön vermeye çalışacağız. Eğer o yön alırsa para en basit iş. Yeter ki onun meyve verdiğini görelim. İnşallah zannediyorum meyve de verecek. Evet. Kentsel dönüşüm demek bizim o kentsel dönüşüm düşünülen alanların mevcut imar durumlarının kentsel dönüşüme müsait olmasını hazırlamak ve bu noktada da oraların bir cazibe haline getirmek ve böylece de müteahhitlerin girmesi suretiyle veya mülk sahiplerinin, arsa sahiplerinin kendilerinin yapması suretiyle orada bu dönüşümün sağlamalarını oluşturmak. Şimdi biz de 2015 yılında o bölgede baktık ki böyle herkes kendi kendine bir çalışma yapıyor. İşte boş arsasına adam bina yapıyor falan. Bu böyle düzensiz olmasın. Bir düzenli hale bunu büründürelim diye o bölgenin tamamıyla alakalı bir çalışma yaptı. Ve bütün parselleri bir defa 4000 metrekareye çıkarttı. 300, 500, 700 bin değil. Her birini 4000 metrekarelik parseller haline getirdik ki 3-5 tane insan birleşsin de böylece yani ayrı ayrı binalar değil, derli toplu bir şey yapsın diye. Ve bu noktada da şu anda baktığımda %70'e yakın bir kısmını şu anda kentsel dönüşümle oranın dönüştüğünü görüyoruz. Geriye kalan bir %30'luk dönüşmeyen kısım var. Tabii bunlar artık bundan sonra vatandaşla yani müteahhitlerin veya vatandaşların kendi aralarında oluşturacağı bir kooperatifleşmeyle belki çözülecek bir konudur diye düşünüyorum. Orada birkaç tane arsada problem var. O da şu, mevcut emsalleri kurtarmıyor kentsel dönüşümü veya kurtarsa da müteahhite cazip gelmiyor. Yani ne yapmak lazım o zaman? O zaman biraz da cebe dokunmak gerekiyor. Haliyle yani belki bir belli bir ücreti de müteahhite vermek suretiyle dönüşümü yapmak lazım. Başka türlü oraları dönüşme şansı yok. Böyle 3-5 tane bina var. Benim de bildiğim eğer onları kastediyorsanız o. Ama onun haricindeki diğer arsalarda hali hazırda yani hali kentsel dönüşüm yapılabilir. Ama malumunuz son birkaç zamandır ki inşaat sektörümüzde bir durgunluk var. Ama özellikle şu faizlerin inmiş olması ve kredi imkanlarının biraz daha açılmış olmasıyla beraber inşaat sektörünün de ben önümüzdeki birkaç ayda yeniden bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Bununla beraber de kalan kısımlarda da bir dönüşüm de olur diye düşünüyorum. Kadının etrafındaki ahşaplar var. Yani bir tarihse başka bir ürünçler çıkmışlar da şöyle bir köpek var. Bunlar da içeride girelim. Savaş mı? Oralarda yani bilmiyorum da biz de içeri giremedik. Yok, oralarda bir bina yapılmaz. Diyelim şimdi hali hazırda orada bir bina var. Tek kat, iki kat bir neyse. Orası yıkıldıktan sonra o tarihi eser statüsünde olduğu için o mezarlar, surlar oralara yeni bir bina yapılmaz. Onlar gün yüzüne çıkar. Tabii orada herhangi bir çalışma olmaz. Bayağı var. Yeni küsür tane dükkanın olduğu o alan. Şu anda tabii bekliyoruz. Esnaflarımızla da konuşuyoruz. Onlardan bir talep ne aşamada olacak bilmiyorum. İki tane şık var. Ya yerinde aynı bir önceki yaptığımız blok gibi bloğu yapmak buraya veyahut da oranın kamulaştırılması. İki tane çözüm var. Bu konuda biz de esnafımızın fikirlerini, düşüncelerini bekliyoruz. Haliyle sadece o kısım kaldı projemizin, onu söylemek isterim. Onun haricinde meydan kısmımız da bitmek üzere. En son havuzu da yaptık. Şimdi oranın mobilya döşemelerini yapacağız. Yani mobilyayla kastettiğim bank, yine peyzaj çalışmaları ve böylece orası tam manasıyla meydan anlamında bitmiş olacak.
Tabii meydan projemizin sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi önce bir başka yapılması gereken nokta da müzeyle taşan orası. Oranın da açılması lazım eğer bana kalırsa. Ki Sultan Abi Genel Müdürlüğü zamanından da bilir. Herhalde çok şiddetle karşı olduğunu da biliyorum bu süreçlerde ama orası öyle bir bina olarak yapıldı. Bu da bizi haliyle üzdü. Üzmedi diyelim. Yani meydan projemizin şu anda geldiği nokta itibariyle Kent Müzesi'nde meydan camisinin onu söyleyeceğim. Yani geldiği nokta itibariyle arzu ettiğimiz yavaş yavaş seviyeye geliyor. Şimdi sizin söylediğiniz kısım da bizim şu anda resimlerimizde de sabit. Özellikle meydan caminin güney kısmına bakan taraf diyelim. Güney kısmına bakan tarafta değerli arkadaşlar çok güzel bir medrese varmış zamanında. Ve şu anda yolun da hemen hemen üçte birlik kısmına kadar da geliyor. Ha biz oradan biraz kaldırımı genişlettik. Dikkat ederseniz en son taksi durağından itibaren. Yani hemen hemen taksi durağında biraz geçecek şekilde ta oraya kadar gelen bir sınırı var. Kapıda da zaten bu gözüküyor. Yani bu yapılabilir. Yapılmaz diğer yapılabilir. Gayet bir güzel olur diye düşünüyorum. Harika bir külliye de ortaya çıkar. Bu da yani meydan projesinin devamında yapılabilecek bir çalışma diye de düşünüyorum. Hatta o sokağı da bence bir ele almak lazım. O köşedeki beyaz eşya binasından itibaren ta ki aşağısına kadar hatta yapabilirsek binada bazı birkaç binada 3 kat falan var. Onları da tıraşlayıp yine haşmax yani yüksekliğini 7,5 metreyle en fazla sınırlayıp orada da bir eskiye dönük bir projeyle tam manasıyla bitmiş olur. Yani ben şahsi fikrimi söylüyorum. Taşan'la üzerinin arasındaki yerin tertemiz çıkartılması, külliyenin yapılması, anlatmış olduğum o sokaktaki binaların da ona gibi yapılmasıyla beraber tam manasıyla meydan biter. Yani bu da önümüzdeki dönemde herhalde bize düşen omuzlarımızdaki bir başka yük ve görev diye de düşünüyorum. Sizin sorularınızdan da oradan mesaj alındı.